Buradaki birçok arkadaşımız gibi buraya gönüllü sağlık hizmeti vermeye geldim. Elimizden geldiği kadarıyla buradaki depremzede vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii çok ciddi bir sağlık sorunu yaşıyoruz maalesef. Bunun birden fazla etkili nedeni mevcut. Öncelikle ilk günlerdeki yaşanan barınma sorunları soğuk havalarda çok ciddi bir sağlık sorunu yarattı vatandaşlarımızda. Barınma sorunundan ziyade sonrasında tabii ki beslenme ciddi bir şekilde aksadı. Bırakın dengeli beslenmeyi, insanlar aç bile kaldırır bazı günlerde maalesef. Bu koşullardan sonra da özellikle elektrik, su ve hijyen konularla ilgili ciddi sıkıntılar mevcut. Biz biliyoruz ki su olmadan sağlıklı bir birey yetişemez. Sağlıklı bir koşul oluşturamayız. Temiz ve ulaşılabilir suya ihtiyacımız var. Hem içme suyu anlamında hem de günlük banyo, tuvalet, duş gibi hijyen anlamındaki etkenleri karşılamak amacıyla mutlaka temiz ve ulaşılabilir suya ihtiyacımız var. Ve bazı çatı kentlerimizde, bazı konteyner kentlerde gördüğümüz kadarıyla ara dönem dönem bu sorunu hala yaşamaktayız. Tabii ki ortak kullanım alanları oluşturmuş olabilir bazı yerlerde. Ama bizim önceliğimiz, isteğimiz, özellikle kadınlarımız için daha özel sağlık sorunları yaşayabilecekleri için kadınlarımız, onlara özel tuvalet ve banyo imkanlarının sağlanması mutlaka çok elzem bu konuda. Tabii suya erişimin kısıt olduğu durumlarda özellikle uyuz ve bit salgınlarına çok sık karşılaşmaktayız. Bir de kalabalık aileler, yeteri kadar çadır imkanı bulamayan aileler, birlikte yaşayan ailelerde bu sorun daha fazla artmış bulunmakta. Suya ulaşım olmadığı zamanlarda, yeteri kadar banyo imkanı olmadığı zamanlarda ciddi bir şekilde bit uyuz salgınla karşı karşıya kalmaktayız. Onun dışında eğer temiz ve ulaşılabilir bir su bulunmadığı zaman ishal dediğimiz bazı sağlık hastalıklara sebep olup ve bu da ciddi bir şekilde bazı ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. İshal sorunlarımız karşılaşmaktadır. Artı suyun dışında tabii ki bir de bizim en çok önemsediğimiz konu aşılama hizmetlerimiz. Bunlar da bu süreçte, bu 35-40 günlük süreçte aksamış bulunmakta olup özellikle çocuklarda kızamık, kızamıkçık, su çiçeği gibi sağlık hastalıklara karşı önemli olmakta fayda var. Öncelikle bir an önce vatandaşlarımızın yıkama ellerinin yerine getirilene kadar muhakkak konteyner kentlere geçmemiz gerekiyor. Konteyner kentler bir nebze barınma ihtiyacını daha iyi karşılamakta ve kişisel banyo, su, tuvalet ihtiyacını gidermektedir. Mutlaka konteyner kentlere geçmemiz gerekiyor. Ve bu konteyner kentlerin her birisine elektrik ve su imkanı sağlanması gerekiyor. Muhakkak. O konteyner kentlere oradaki ihtiyacı karşılayacak şekilde sağlık çadıları, sağlık revirleri kurulmalı. Gerekirse lokal bölgesel sahra hastaneleri kurulmalı muhakkak. Ki vatandaşlarımız sağlığa erişimi sağlayabilsinler. Bir şok halindeler. Bayağı bir 35-40 gün geçmesine rağmen vatandaşlarımız hala böyle. Bu vatandaşlarımızın acısı mutlaka paylaşmamız gerekiyor. Onlara temas edip dokunmamız gerekiyor. Onların acılarını paylaşmamız, dinlememiz gerekiyor. Bu acıları paylaşarak en azından onlara psikososyal destek sağlamamız gerekiyor muhakkak. Bir kez daha afet, deprem, salgın gibi olası durumlarda devletin erkanları yine yetersiz kalmış. Birçok ilden, birçok bölgeden gönüllü arkadaşlarımız sağ olsunlar sahaya çıkıp elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu deprem sonrası birçok gebemiz maalesef erken doğuma sebep olan bir deprem felaketi yaşamış bulunmakta. Ve hala birçok gebemiz mevcut. Çadır kentlerde kalan, konteynerde kalan. Bunların sağlıklı bir beslenmesi, sağlıklı bir vitamin desteği alması çok çok önemli. Mümkün olduğu kadar kalorisi yüksek diyetlere beslenip uygun vitaminler alması gerekiyor. Uygun zamanlarda, uygun aralıklarla kontrole gitmesi gerekiyor. Uygun zamanlarda kanlarının alınıp aşılar yapılması gerekiyor.